Herkese merhabalar. 2021 yılında Karsen ile Nepo arasında dünya satranç şampiyonluğu maçı oynanırken bu videoyu çekiyorum. Şu ana kadar ilk 5 oyun berabere bitti. Ben size sizi 1960 yılında Tal ile Botvinnik arasındaki şampiyonluk maçına götürmek isterim. Botvinnik dünya şampiyonu Genç Tal ise ünvanı onun elinden almak istiyor. İlk oyunda Tal E4 sürüyor kazanıyor. Sonraki 4 oyun beraberlikle bitiyor. Bu noktada Tal'e kulak vermemiz lazım. Tal kitabında 1960 şampiyonunu anlatan kitabında bir kazanç dört beraber eden sonra aslında işlerin çok da istediği gibi gitmediğini belirtiyor. Çünkü bu dört oyunda Botvinik baskı kurmuş ve ben savunmadaydım diyor. Dolayısıyla bu gidişatı değiştirmek için bir farklılık yaratmalıydım diye yazıyor kitabında. O da ne? Açılış tercihi. Tal siyahlarla oynayacak. Ama Botvinnik'in D4'üne karşı ne yapmalı? Nimzoin savunması daha sağlam bir savunma ve seçenek olarak da Şahin savunması var. Şahin savunmasına karşı Botvinnik'in g sağlam sistemler tercih ettiğini görüyor ve tercihini Şahin'den yana kullanıyor. Hadi lafı uzatmayayım oyuna bakalım. C4 sürüyor Botvinnik. At F6. At F3. G6 G3 fil G7 fil G2 İşte Talim bahsettiği eee Botvin'in sağlam sistemi. Fil G2 rok D4 D6 at C3 at BD7 rok sonrasında siyahlar gecikmeli de olsa nihayet merkeze piyon getirdi. Şahin şahin savunmasının fikirlerine uygun olarak. Botvinik de merkeze piyon getiriyor ve şu anda Beyazların merkezde iki piyonu varken siyahların sadece bir piyonu bulunmakta. Bu da beyazlara alan üstünlüğü veriyor. C6 yapıyor Tal. Ee, böylece vezirin yolunu da açmış oldu. C6'ya şimdi H3 hamlesini yapıyor. Kitap mükemmel bekleyeceğiniz gibi. Tal tüm oyunları çok detaylı olarak analiz etmiş. Bu şampiyonluk maçındaki tüm oyunları. Ee, Tal Botvinik 1960 ismiyle yayınlandı. Ee, kitapta şundan bahsediyor. Orada tabii çok anekdotlar var. Neler düşündüğü oyun esnasında. Bunlar çok önemli bir e, analizli bir kitapta. Bunlar önemli hem oyuncunun oyun esnasında neler düşündüğünü. Hem neleri gözden kaçırdığını. Hem de oyundan sonra nasıl analizler yapıldığını e, okuyabiliyorsunuz. Burada çok şey var ama çok böyle kısa noktalara değinmek istiyorum. Çünkü YouTube videosuna sığmayacak uzunlukta yorumlar var. A3 hamlesinden bahsediyor ve burada F3 hamlesini anlatıyor. A3 yerine F3 hamlesini anlatıyor. A3'ün fikri şimdi gelen at G4'ü engellemek. Kimle kim arasındaydı bu oyun? E, Botvinnik'le yanılmıyorsam Simislov arasında oynanıyor. Ee, burada file 3 oynayınca at g4 hamlesi geliyor. Botvinik Simisto olmuş 1954. At g 4de fil g5 yapınca siyahlar vezir b6 gidiyor. Şimdi h3 yapınca olay bu. Siyahların e alır d4 karşı saldırı hamlesi var. Bu oyun tekrar ediyorum Sim Botvinik Simistov oyunu. At a4 yapınca vezir a6 at boşta alıyor atı ama b5 Beyazların atı da sıkışıyor. Bunlar zorlayıcı varyantlar. At alır D4 yapmış Botvinnik o oyunda. B alır E4'e. At alır C6. Niye verdi atı? Çünkü E5'te buradan şiş var. Ama buna rağmen vezir alır C4. Fila 8 at e 5ten sonra siyahların feda ettiği kaliteye karşı piyonu ve oyunu var. Dolayısıyla geriye dönelim. İşte bu. 1954 yılında anlaşılıyor ki elbette sonradan da analiz ediliyor. At G4 gelmesin diye beyazların A3 yapması lazım. File 3 at G4 var ve Botvinnik de A3 hamlesini tercih ediyor. Şimdi tal vezir B6 oynayarak vezirini saldırıya soktu. Bu ne anlama geliyor? Hem de 4'e baskı yaptı hem de B2'ye yükleniyor ki fil rahat çıkamayacak. Burada e, kale E1 hamlesi var. Efendim C5 şamlesi var büyük olasılıkla satranç dersleri kanalı için e, Yuspo Kasparov oyununu göstereceğim C5'ten sonra D alır C5 D alır E5 şeklinde devam edilen bir oyun o oyunda çok güzel Yuspo Kasparov oyunu ama burada Botvinik merkezi hemen D5 ile kapatmayı tercih ediyor günümüzde en iyi kabul edilen seçenek değil ama kötü de değil elbette C C5, alır D5 C alır D5'ten sonra At c5'e konforlu bir şekilde oturdu ve e4 piyonu da tehdit ediyor. Botvinik a1 çekiyor. Böylece fil piyonu korudu. Çaprazdan fil d7 gelişim. E, atın e1'de duracak hali yok. At d3'e geliyor ve atlar değişiliyor. At alır d3. E değişilmese çünkü beyazlar birazdan fil file3'le açmaz alacaktı. Dolayısıyla Tal'in alması lazım. At alır d3, vezir alır d3. Şimdi bir kale c hattına gelecek. Hangi kale? Tal diyor ki şu anda benim oyun alanım vezir kanadı. Kale FC8 geleyim diyor. Kale B1 hamlesi böylece böylece fili çıkabilecek dışarı. Kale B1 sonrasında Tal at H5 oynuyor. Şahin savunması için çok tipik bir hamle. Neden? Çünkü sıklıkla siyahlar F5 yapıp şah kanadından girişimde bulunur. Ama bu ne çelişki siyahlar vezir kanına geldi bu fikri uygulayabilir mi? Gerçekten oldurtmak zor. Bakalım tal nasıl devam edecek? Ataş 5'e file 3 gelince e, vezir B4 kaçmış. Tabi olay bölgesinde durmaya çalışıyor. E, ve vezirin düşmediğinden de eminiz. Vezir E2 oynamış. Şimdi kale C4. Kalelerin çiftliği çek. Kale FC1. Kale AC8. Şaşı ki e, ileride belki F4 oynayabilir şimdi değil ama Şaşı 2 yararlı bir güvenlik hamlesi şeklinde görebiliriz. Şaşı 2 yapınca şimdi Tal artık klasik plana dönmüş ve F5 sürmüş. Yalnız burada şu soru işareti. E alır F5 yapınca genelde biz G alır F5 yapmak isteriz. Çünkü bu piyonlar güzeldir. Böyle yan yana kuvvetlidirler. Ama H5'te at boşta. Dolayısıyla tal fil alır f5 yapmak zorunda ve diyebilirsiniz ki bununla ilgili ne şikayet olabilir ki? Fil kale isteyerek geldi ve Botvinnik de kaleyi a1'e kaçıyor. Kaba tehditler açısından anlık düşündüğümüzde tempoyla fili oyuna soktuk gibi düşünebiliriz. Ama kale a1 hamlesinin kale a1 ile alakalı olmayan bu kale hamlesiyle alakalı olmayan bir tehdit var. G4 sürmek at tahtanın kenarında çatal istiyor. Şimdi eğer atı geri dönersem e, beyazlar G4 te fili kovalayınca fil kuzu kuzu geriye dönmeli. Ve e, siyahların şah kanındaki manevrası pek işe yaramadı. Dahası şu anda siyahlar bu kareyi kullanıyor. Ama bu kale ve vezir rahatlıkla püskürtüleyebilir e, ileride piyon sürüşleriyle gittiği zaman bu E4 karesi beyazlar için kuvvetli bir kare olacak siyah piyonların kontrol edemediği rakip kampa yakın ve taşınızı yerleştirebileceğiniz bir kare. Buraya yerleşen bir at özellikle atın yerleşmesi idealdir. İlerisi için söylüyorum. İleride fil G5, F6 kırıp atı E4'e yerleştirmek gibi bir fikir çok etkili olabilir. O zaman bir de zayıf D6 piyonuna başka bir piyonun korumadığı D6 piyonuna yüklenir. Burada stratejik bir mücadele var. Botvinnik Tali stratejik olarak kötü konuma sokmak istiyor. Ama burada Tal öyle bir hamle yapıyor ki satranç severlerin yıllar sonra bile unutmasına imkan yok. Belki şu anda bu videoyu takip edenler de Tal'in burada yaptığı hamleyi biliyordur. Biraz düşünmeniz için zaman vereyim. Tal tam kendine yakışan hamleyi yapıyor. Evet hamleyi gösteriyorum. At F4. Biraz bakın bu hamleye düşünün ne oluyor diye. Peki Tal ne diyor bu hamle sonrasında kitabında? Ee, bu hamle hakkında çıkan tartışmalar, ortaya atılan e, tartışmalar bence tamamiyle yersizdir. Tüm diğer devam yolları kötüydü ve eğer bu at fedası da kötüyse... Olay tamamen tamamen e, siyahların 21. hamlesini yani bu at hamlesini sorgulama üzerine gidebilir. Ama ama diyor ki durum zaten kötüydü. Yani özünü söylemek gerekirse bu hamle kötüyse zaten konum kötü. Dolayısıyla ben at f4 ile şansımı denemek zorundaydım diyor. Evet şimdi at F4 fedası kolay kolay anlaşılır bir şey değil. Çünkü G alır F4'ten sonra E alır F4 yapıyoruz ve işler burada hala karışık. Bir tane piyon aldık sadece. Ne oldu? Şahint'in kötü filinin önü açıldı. Ama buradan bir piyon almak da yeterli olmaz ki. Yine beyazlar bir fil önde kalacak. Peki bu e F4 ne istiyor? Şimdi önce bazı varyantlara bakalım. Şurada bir piyon var. Fil alır A7 yapsam ne olur? vezir a5'ten sonra fil sıkışıyor. Bakın fil bir yere gidemiyor. Fil alır a7 olmaz. Ama işler o kadar kolay değil. Beyazlar önce bir a3 sürebilir. Vezir b3'e gidince şimdi fil alır a7 yapabilir ve burada burada e, Talin'de notlarına bakmak istiyorum. Çok çok karışık devam yolları var. Fil alır a7 yaparsam burada e, fil e5 hamlesinden bahsediyor Tal. Fil e5 fikir f3 şah çekmek. Buna yine analizleri var. Şah g1 oynarsa, şah g1 oynarsa e, b6 ve fili kale 4 c ile 4 c7 ile sıkıştırmayı tehdit ediyor. Vezir d1 oynarsa da vezir değişmek için vezir alır b2. Kale a2'ye Kale alır C3 ünlem analizini veriyor. Veziri aldığında beyazların da veziri gidiyor. Çünkü burada tonlarca analiz var. Fil E5'e bir de F3 hamlesini inceliyor. İkinci devam yolu olarak. E, F3 sonrasında önerdiği devam yolu B6. Fil'i sıkıştırmaya çalışmak. A4'e kale 4 C7 yine. Sonuçta oyun esnasında analiz ettiği şey var. Botvinin ekibinin sonradan analiz ettiği hamleler var. Talin kitabında bahsettiği hamleler var ama oyunda fil a7 yerine fil a7 yerine Botvinik fil d2 soru hamlesini oynuyor. Peki o kadar belli mi bu hamlenin soru olduğu? Öncelikle burada Talin hamlesini söyleyeyim. Talin hamlesi vezir alır b2. Bu da kötü hamle. Ama konumun o kadar karışık olduğunu dikkate alırsanız tarafların hata yapması da e, şaşırtıcı değil. Esasen Tal oyun esnasında notasyon kağıdına burada fil e5 hamlesini yazmış. Fil e5 hamlesi de doğru hamle. Peki ne oldu da fil e5'ten vazgeçmiş? Fil e5'ten vazgeçme sebebi fil e5'ten 23 fil e5'ten vazgeçme sebebi f3 sürüşüymüş. Vezir alır b2'ye at d1. Vezir D4'e. Kale C4. Kale C4'e. Kale C1. Kale C1. Fil C1. Vezir D5. Ve beyazların taşa karşı 3 tane piyonu var. Bu konum aşağı yukarı eşit veya dengeli bir konum. İki tarafında şanslara sahip olduğu bir konum. Ama dedim ya oyunun başına anlattığım şekilde tal siyahlarla olmasına rağmen ki günümüzde bugünden itibaren buna pek rastlar mıyız? Siyahlarla kazancı oyn oynanmasına Tal kazancı odaklanmış vaziyette ve gördüğü doğru file ve hamlesinden vazgeçip vezir alır B2 yapıyor. Yine burada analizler analizler analizler. Oyundaki hamle kale A B1. Doğrusu doğrusu e, ee, at D1 hamlesi. Buna e, siyah vezir E5 oynayacak. Vezir alır E5. Fil alır E5. Kale C4. Kale C4. Kale C1. F3 şeklinde devam etmek. Evet siyahlara yarar. Çünkü siyahlar taşını geri aldı ve piyon fazlasıyla kazanacak. Bu devam yolu olmuyor. Ama doğrusu. Doğrusu burada at D1 de değil. Botvin yine oynadığı gibi kale A B1. Ve şimdi... Şimdi burada fil alır bebek bebir yapmak, kaliteyi almak, kale bebir, vezir c2, fil e4 yüzünden beyazlara yarar. Ama Botvinik hataya hatayla cevap verecek. Şöyle ki kale a bebire şimdi f3 hamlesi geliyor. Bunu ne kadar hesaplamıştı Tal bilemiyoruz ama aklının köşesinde hep bu fili canlandırmak için buradan bu piyon fedası vardı herhalde. Burada bu karışıklar içerisinde şu konuma bir bakar mısınız? Bir dünya şampiyonasında gelebilecek en karışık konumlardan birisi. Veziriniz isteniyor. Vezir isteniyor. Boşta olacak şekilde. İstendiği anda siz kaleyi almıyorsunuz. F3 ile bir karşı saldırı yapıyorsunuz. Kale alır B2. İkinci hata ve tal iyi olacak. Peki ne oynanabilirdi? Fil alır F3 yapılmalıydı. Buna fil alır B1. Kale alır B1. Vezir C2 oynandığında. Şimdi burada e, kale C1 hamlesine. E, Vezir F5 gidince fil G4 var. Vezir E5 yapınca vezir e5, fil e5, f4 var. Ve burada kale c3 hamlesini iki tarafta hesaplamış. Ama Botvinin çok geriden gelince şu anda görmek kolay tabii ama hayal, hayal ediyor kafasına oluşturuyor. Bu hamleyi kaçırmış Botvinik fil alır c8 hamlesini ve taş önde kalıyor. Biliyorum uzun analizler biraz kafa karıştırıcı. Gerçekten çok zor. O ağır partide bile Botvinik işin içinden çıkamıyor. Sadede gelelim. Burada e, F3 hamlesine, bir ara hamleye kale alır B2 soru çekiyor. Kale alır B2'ye, F alır E2. Kale B3 oynuyor. Şimdi burada düşüncesi şu tabi Botvin'in. Ben oyun sonuna girdim ve bir taş öndeyim. Ama sıkıntı şu ki E2'deki piyon çok değerli. Ve tal bundan yararlanacak. Kale D4, ver fili. File 1 yapınca file 5 şah. Şah g1 gidince fil f4 yine kaleyi istedi. At alır e2 yapıyor. Kaleyi kaçamıyor mu? Fil f4'e e, kaleyi herhangi bir yere gittiğinde zaten herhangi bir yer derken gidebileceği tek kare a1 karesi. O zaman da o zaman da kale alır C3. Fille veya kaleyle alınca kale C3. Kale D1 çare yok. Kale istiyor. Alması halinde zaten vezire çıkıyor. Kalenin geri dönüşü yok. Boşta. İşte böyle keskin varyantlar. Burada fil F4 sonrasında Botminik razı oluyor. Atılır E2 yapıyor. At E2'ye kale alır C1. Yapacak bir şey yok burada. Konum tamamen dökülmüş durumda. Atı alıp kaleyi inme fikri var zaten. At E2, kale C1, at alır D4, kale alır E1 şah ve böylece tal taşını geri almış oldu. Fil F1 kapatıyor mecburen. Fil E4, filler çok güçlü yine. At E2, fil E5, F4, fil F6, temiz piyon önde tal, kale alır B7, fil alır D5. Şimdi kale alır A7 yapması durumunda. Burada kale alır e2 var. Fil e2, fil d4 ile şah kale çatalı atıyor. Dolayısıyla Botvinik kale c7 oynamış. Fil alır a2. Bunu da süpürüyor. Kale alır a7. Şimdi almış. Çünkü şimdi kale e2 yaparsa ara şah var. Kale a8 ile. Fil c4. Kale a8. Şah f7, kale a7, şah e6. Kale a3. D5, şah F2, fil H4, şah, şah G2, şah D6, at G3, fil alır G3 değişim, fil alır C4, o da onu aldı. D alır C4, şah alır G3, şah D5, kale A7, C3, kale C7 piyon durdurmak zorunda, şah D4. Burada oyun ajurne ediliyor sonra devam etmek üzere erteleniyor. Botvinnik hamlesini zarfa yazıyor ve zarf kapatılıyor. Sadece kendisi bilecek şekilde. Analiz ediyorlar yardımcılarıyla, tal yardımcısıyla analiz ediyor ve şu sonuca varıyorlar. Burada beyazlar tamamen kayıp konumda. Piyonun vezir çıkışına çare yok. Ve bekledikleri şey gerçekleşiyor. Telefon geliyor. Botvinik eee ajuna hamlesi olarak kaledeydi. Şah çekişi yapmış. Ama terk etmiştir. Neden mi? Basitçe görebileceğiniz gibi şahla geliyor, piyonu destekleyip vezire çıkacaktır. Böylece Tal Dünya Şampiyonluğu maçında iki galibiyetle öne geçmiş oluyor. Dört tane de beraberlik var altı oyunun sonucunda. Evet ilginç tarihe geçen bir Tal oyunuydu. Tal yine şüpheli sayılabilecek bir feda yaptı ama dediği gibi ya o fedayı yapacaktı ya da başka türlü kötü bir konumda oynayacaktı. Dolayısıyla şansını iyi kullanmıştır. Kısıtlı zamanda Botvinnik doğru savunmaları bulamamıştır. Evet bugünkü oyunumuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezsiniz. Sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.